Adıyaman'ın Menzil köyüne yapılacak otoban için bizler topraklarımızı vermek istemiyoruz. Menzil köyüne otoban yapılıyor. Türkiye'de başka köylerin için yapılmış bir otoban yok. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı halde sırf buradaki köylüler, buradaki halk sesini çıkarmadığı için her türlü zulmü buradaki insanlara yapıyorlar. Bizler topraklarımızı vermemiz için bu yolun ihalesini alan firmanın yetkilileri gelip bizden imza istediler. Biz imzaları vermeyeceğimizi söylememize rağmen ayın 20'sinden sonra topraklarımızı biz istesek de istemesek de yol çalışması için başlayacaklarını söylediler. Yani sadece oradaki imza bir formalite icabı aslında. Ayın 20'sinden sonra verilse de verilmese de bu yola başlayacağız denildi. Ben kendilerine şunu söyledim. Burada sizin yaptığınız ile İsrail'in Filistin'e yaptığının arasında ne tür bir fark var? İsrailler de bunu söylüyor. Ya seve seve vereceksiniz ya da biz zorla alırız sizden. Bugün bizden zorla topraklarımız alınıyor. Devlet bu yol için acele kamulaştırma kararı vermiş. Halbuki burada böyle bir şeye ihtiyaç yok. Daha Adıyaman-Diyarbakır yolu hemen alt tarafından geçiyor. 3 yıl olmuş bu yola başlayalı. Daha yol yarılanmamış bile ödenek olmuyor diye. Şu an Adıyaman-Diyarbakır yolunun arasında yol yok. Devlet bunu yapmıyor. Gelmiş Menzil köyüne otoban yapılıyor. Bakın çevrede ne kadar su kaynağı varsa hepsi Menzil'e akıtılıyor. Kan Boğazı'nın bütün suyu akıtılıyor şu an Menzil'e. Ve bu su borularla bizim topraklarımızdan geçilip Menzil'e götürüyor. Biz buna izin verdik, sesimizi çıkarmadık. 40 göz deresi var, o suyun yarısı götürüldü Menzil'e. Geri kalan yarısı götürülecekti. Çevredeki köylerdeki insanlar ayaklanınca bundan vazgeçtiler. Türkiye petrollerinin kazdığı kuyuda çıkan sıcak su, kaplıca tarzı kaplıca suyu. Menzil bunu 40 kilometre öteden, 30 kilometre öteden gelip bunu borularla Menzil'e akıttı. Buhara evleri diye, buhara kaplıcaları diye. Orada büyük büyük binaları inşa etti ve bu suyu oranın halkı değil Menzil bundan faydalanıyor. Normalde bir köy için 65'lik borularda su verilmesine rağmen Menzil'de 2 tane 400'lük, 2 tane 300'lük borularla su akıtılıyor. Ve şu anda Menzil köyünde barajlar kurulmuş, onlarla oradaki topraklarını sulak hale getirmişler. Peki soruyorum, buradaki insanlar bu sulardan faydalanan insanlara da yazık günah değil mi? Bizler bugün kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Bizim topraklarımız bizden zorla gasp ediliyor. Biz buna karşı koyacak bir gücümüz de yok. Çünkü bunlar hepsi devlet kararıyla yapılan şeyler. Evet, bu yapılan zulümdür ve biz de bu zulme elimizden geldiğince insanlara duyurmaya çalışıyoruz. İnsanlar Menzil'den çekindiği için, Menzil cemaatinden çekindiği için kimse sesini çıkaramıyor. Devlete gittikleri zaman yine bir şey değişmiyor. Çünkü bunlar hepsi zaten devletin kararlarıyla yapılan bir şey. Menzil için hastane yapıldı. Bakın köyden bahsediyor. Karakol kurduruldu. Bu yol Akıncılar yolu diye geçiyor. Menzile kadar 4 şeritli gidiyor. Menzilden Akıncılar arasında 2 şeride indiriliyor. Soruyorum, bu yol Menzil için mi yapılıyor yoksa Akıncılar için mi yapılıyor? İnsanların akıllarıyla dalga geçmenin bir anlamı yok. Sizler Menzile yapıyorsunuz bu yolları. Yaptığınız her şey Menzil için ama buradaki halkı da yazık günah, Allah'tan korkun. Bu insanların 3 parça toprağı var. 3 dönümlük arazileri var. Bunu da zorla onların elinden gasp ediyorsunuz. Allah'tan korkun. Bizim kimseye verecek toprağımız yok. Biz toprak vermek istemiyoruz ve bugün sizin bu toprağa ihtiyacınız yok. Konuştuğum mühendis böyle bir yol için ortalama günlük 7000 tane aracın o yoldan geçmesini söylüyor. Değil oradan 7000 tane araç, orada günlük 1000 tane araç bile geçmiyorken. Allah'tan korkun. Topraklarımızı bizden zorla gasp etmeyin. Bizim kimseye verecek toprağımız yok.